Benim biraz karnım acıktı. Evde yemek yapacak bir şeyler var mı? Neyse ben biraz mutfağa bakayım. Yapma şunu. Yemek bakacağım. Acıktım, sen de acıkmadın mı? Türkan yeter artık. Evet bence de yeter. Seni çok seviyorum ve özür diliyorum senden. Benden kaçtın. Cezamı çektim. Daha da cezalandırmak istiyorsan söyle, onu yapayım. Sabaha kadar soğukta ormanın ortasında bekleyeyim. Yolumu kaybedeyim. Sen de burada çıtır çıtır yanan şöminenin başında yepyeni bir yıla merhaba de. Yapayalnız. İster misin? Olur mu? Yoksa özrümü kabul edip... Özür dilemekle bazı şeyler geçmiyor Türkan. O benim lafım bir kere. Kendine daha yaratıcı bir bahane bul. Türkan sen beni çocukluğumdan, geçmişimden yaraladın. Benim canımı yaktın. Amacım seni yaralamak değildi Somer. Ama yaraladın. Ben bilmeni, görmeni istedim. O çocukluğundaki Somer olmadığını hatırlatmak istedim. Sen her ne olursan, her kim olursan ol, seni çok sevdiğimi, senin yanında olduğumu bilmeni istedim. Ben zaten bunu bildiğimden dolayı benim canım daha çok yanıyor ya. Senin canını yakan ben değilim. İçine düştüğümüz gerçekler. İzin ver, beraber savaşalım. Ben artık neyle savaşacağımı bilmiyorum. Kendinle, benimle savaşmayı bırakırsan yorulmazsın. Ben kötü bir şey yapmadım. İlerideki razı kazanabilmen için şu anda hata yapmanı engelledim sadece. Ben senin yanındayım. Seni incitecek, üzecek ne varsa onlara karşı savaşmaya hazırım. Ellerini tutuyorum. Buradayım. Gel hadi bir şeyler ye. Yok, yemeyeceğim. Bu halde yeme zaten, bacıcılara dönmüşsün. Git bir elini yüzünü yıka, üstünü değiş, hadi sonra yemeği. Ne yapıyorsun Somer? Yani şu haline bak Allah aşkına. Böyle mi gireceksin yeni yıla? Hı? Yok. Böyle girmeyeceğim. Somer! Bundan böyle her şeyde bir olacağız dedin ya. Al sana birlik beraberlik. Bacacanın karısı Türkan. Al hatlar şu aralarında biraz kır öyle. Hatta ya, al bunu tamam bak. Ya bırak, ne yapıyorsun? Bak şu anda yeni yıl kostümüm muhteşem oldu külkedisi. Ya of ya, üstümü başımı mahvetti. Somer. Somer yok artık. Somer bitti. Hmm. Yerine dağ adamı geldi. Hmm. Ben bir düşündüm de. Taksiyi bir daha mı arasan? Korktun mu? Bir daha benim işlerime burnunu sokacak mısın? Yok. Ama sen de bir daha kafana göre kararlar almayacaksın. Her kararı seninle birlikte almak zorunda değilim. Zorundasın çünkü ben senin karınım. Ben de senin kocanım, benden arsa mı olur? Sorun da bu zaten.
Hiçbir şey demiyorsun. Kafana göre takılıyorsun. Ne o? Sen kafana göre işler çevirmiyor musun? Ama senin için yaptım. Benim için bile yapsan söyleyeceksin. Sen de söyleyeceksin. İyi, dinle o zaman. Bir daha beni böyle cezalandırırsan ben de seni... Söz mü? Hani bir daha bana dokunmayacaktın? Taksi gelmedi, ne yapayım? Gerçekten gönderecek miydin beni? Sen şaka olsun diye mi geldin buraya? Giderim bak. Öyle mi?